Herkese selam. Evet, bu haftaki konuğum sevgili Gökhan Türkmen ve Mert Carim bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Selamlar. Ya, iki yakışıklı adam. Vallahi. İki güzel dost. Kaç yıl oldu dostluğunuz? 12 yıl. Siz artık aile gibi olmuşsunuz. Öyleyiz zaten. Bir arada zaten. 2-3 yıllık aktivist. Bile dostlarıma ben böyle şey gibi oluyorum artık. Oo 3 sene oldu bizim ya. Siz aile gibi benim zaten etrafımda yani öyle çok yeni hani iş yaptığımız arkadaşlarımızla böyle hani yeni işte sıkı fıkı oluyoruz falan ama genelde yani hani arkadaşlarımız en az bir 6-7 senesi vardır yani. O yansıyor değil mi? O dostluğunuzun vermiş olduğu hani enerjiniz de yansıyordur iş ki zaten aşikar oldu. Tartışılmaz şarkılara, her şeye yansıyordur. Yani tabii. Çünkü... Hayır. Olur mu canım öyle şey? Olur mu öyle şey? Ne münasebet. Lütfen. Ben yani insanlar birbirini tanıdıkça hep şeye inanıyorum. Ne kadar iyi arkadaş, ne kadar iyi dost, akraban olabilir, sevgilin olabilir hiç fark etmez. Toleransı artar insanın. Tabii. Çünkü tanırsın karşındakini. Yaptığı sana... Fazla gelen bir hareketi neden yaptığını çok çabuk toparlarsın. Çok uzun süre Gökhan uğraştı benimle. Ya ben dökülebilirsin. Burada rahat olabilirsin. Ben birazcık şeyim zaten yani olduğu gibi kabul etmeye çalışan bir adamım karşımdakini. Hep ilk öyle bir amacım oluyor yani tanıdığım insana da. Çünkü herkes farklı, herkes herkese uygun olmak zorunda değil. Herkesin karakteri farklı olduğu için zaten dostluk öyle bir şey yani. Birbirini olduğu gibi kabul edince aslında iyi dost oluyorsun. Hı-hı. Çünkü birbirini değiştirmeye çalışınca o dost olmuyor aslında. Kendini istediğin gibi hayatına yön verdiğin bir insanı çok dost olarak kabul edemezsin diye düşünüyorum. Evet. O yüzden o da benimle uğraşıyor, ben de onunla uğraşıyorum. Yani. Shakespeare'in çok güzel bir lafı var. Yani yanılmıyorumdur inşallah. Shakespeare'in söylediği bir laf olması lazım. Diyor ki beğendiğiniz bedenlere istediğiniz ruhları koymaya gayret ediyorsunuz. Bunu yapmayın diyor. Ve çok doğru. Çok doğru. Çok uygun bir şey yani. Evet. İnşallah Shakespeare. İnşallah doğrudur. Öyle şey vardır falan. Vallahi ben de inşallah ben uydurmamışım. Çok yoğun bir konser programına girdiniz. Sevgililer gününde de hatta dün maşallah diyelim Huncağıç. O nasıl bir doluluktur ya. Güzeldi vallahi. Güzel ya. Bir duygu değil mi böyle bu kadar sevenlerin bir arada. Çok bir de güzel. Pazartesi olmasına rağmen işte yani sevgililer günü tabii ki ama çok öncesinde doldu salon, biletler tükendi. O yüzden yani gelen herkese teşekkür ederiz tüm ekibime. Aklımda hep sen bu aralar ne olacak? Çıkmıyorsun aklımdan yani. Valla bizde çok böyle güzel bir şarkı. Hayırlı olsun öncelikle. Çok naziksin. Böyle hikayesi var biliyorum ama sen izleyicilerimizle de böyle biraz paylaşırsan şarkının kimin aklındasın ya da kim... Senin aklındaki kim? Kim kimin aklında? Kim kimin aklında? Ne oluyor burada? Şarkının aslında tam böyle spesifik bir an, bir olay üzerine yazılmış bir hikayesi yok. Aslında benim bu ara böyle bir son 1-1,5 yıldır şeye çok takığım. İnsanlar yaşadığı anıları, geçmişlerini çok çabuk unutuyorlar. Aslında biraz böyle ona şiştiğim bir gün karaladığım bir şarkı bu. Çünkü insanların geçmiş hikayelerini unutmaları... ya da anlarını unutmaları bana biraz nankörce geliyor. Çok şükür dinleyiciye de geçti aslında bu isyan mı desek buna? Ya da isyan sitem gibi oldu. Bir sitem oluyor yani bu aslında. Oraya yönelik yazdığım bir şarkı yani spesifik işte şöyle oldu. Sevgilimden ayrıldım. Öyle şey yok yani. Kenarında düşünürken falan. Yok çok öyle bir hikayesi yok bu şarkının ama hakikaten bu ara nedense ben bir böyle unutmaya, bir şey var. Peki mesela böyle en hani böyle unutamadığın bir anın ya da var mı bu hani? Ben anılarımı... Hepsi senin için değerliymiş onu anladım ama... Çok kıymetli. Yakın zamanda 7-8 ay önce yeğenimi kaybettim. Ölüm başı sağ olsun. Onun da biraz hikayesi tetikledi aslında bu şarkıyı yaparken yani. En son geçtiğimiz sene 7 albümüyleydim bizimle. Şimdi de eski şarkıları tekrar böyle yeni videoya, yeni kliplerle çok güzel... bir format olmuş. Yani bence. Aynen Sinem'in fikriydi o da. Yani biz zaten böyle eskiden hep düşünürdüm ben yani yeni albüm çıkardık diye eski şarkılara hani klip niye çekemiyoruz diye düşünüyoruz ama ister istemez stratejik bir durum olduğu için yani yeni bir şey çektiğin için insanlar da yeni şarkıya yeni klip bekliyorlar tabii ki. Hı hı. Ama bizim şarkılarımız yani ben kendi adıma söyleyeyim Mert de bence kendi şarkılarıyla alakalı öyle düşünür. Yani zamanı olan şarkılar değil aslında yani her zaman ayak uydurabilecek şarkılar, her zaman ayak uydurabilecek şarkılar. Çünkü Yani gerçek duygularla. Öyle gerçek... olsa rap yapardık. O zaman gerçek hissiyatlarla yazılmış şarkılar olduğu için. Rap çıkıyormuş yani. Bir kare sonra koca kolyelerle biz burada. Hala daha 10 yıl önce yaptığımız ya da işte 7 yıl önce yaptığımız ya da 2 yıl önce yaptığımız şarkıları hala dinleyebildikleri için onları da klip çekmenin çok mantıklı olabileceğini düşündük. Çok iyi düşündü Sinem. Bunu dedi böyle bir şey yapalım. Biz de hani şarkıları fotoğraf olacağına hani YouTube'da falan hani güzel daha benim de olduğum güzel hem işte böyle güncellenmiş oldu. Fotoğrafların vesaire. Düzgün olduğu hani sinematografik olan yine hı-hı. güzel çekimlerin olduğu klipler koyalım dedik. 3 tane yayınladık işte. Evet, izledim. 14 Şubat'ı bahane ederek birazcık cumartesi, hı-hı. pazar ve pazartesi 3 tane yayınladık. Evet. Şimdi hafta işte 3 tane daha koyacağız. Böyle tüm şarkılarını yani tüm şarkıları bilmiyorum ama işte böyle çok tepki alan hani sevilen işte yani olsun dön olsun aynen bunlar klipsiz da, olup çok klipsiz. İzlenen ve çok dinlenen daha doğrusu şarkıları elimizden geldiğince böyle fikirler bularak güzel fotoğrafların olduğu klipler, videolar çekmeyi düşünüyoruz. Aynen, yönetmenimiz de Gökhan Fırat bu arada. Şarkıya fısıldayan adam diyorum ben gerçekten. Yaşıyorsun ya şarkıyı söylerken. Bilmiyorum çok geçiyor yani bana. Sevdiğim şarkıyı yaşarım gerçekten. Yani hani ben şey olarak çok iyi bir şarkıcı olduğumu düşünmüyorum ama iyi bir yorumcu olduğumu düşünüyorum. Çok iyi bir şarkıcısın yani niye öyle düşünüyorsun? Yok yani hayır şey olarak olmayalım şimdi yani lütfen. Ya işin mesela şarkıcı deyince işin içine bir sürü teknikle bilmem neydi. Ya onu bilemem ben ama benim gördüğümü söylüyorum. Girdiği için söylüyorum. Hani yorum da başka bir şey. Yorum da şarkıcılığın içinde olan bir şey tabii ki ama ben daha çok hani şarkı söyleyen adam olarak yorumculuk konusunda daha iyi olduğumu düşünüyorum. Yani bir şarkıyı sevdiğim bir şarkıyı gerçekten içimde hissettiğim bir şarkıyı yani çoğu kişiden çok daha iyi yorumlayıp hissettirebilirim. Onu biliyorum yani. Artık teknoloji çok gelişti. Yani teknoloji hiçbir şekilde duyguyu tamir edemiyor. Kesinlikle. Ama tekniğini, kötü söylemeni, detoneni, sürtüneni her şeyini tamir edebilir. Dün mesela konserde çok cool yani oturmuş bir koltuğa böyle hani akıyor ve herkes böyle dinliyor yani çok güzel bir şey ya insanlara bunu hani aktarabilmek. Eyvallah, teşekkür ederim. Dizi müzikleri ile de hep bizimleydin. Aslında bir dizide bence en önemli şey o dizinin müziği bence. Bize o hissi veren, işte o duyguyu veren söylediği gibi. Hangi dizilerle mesela böyle dizi müzikleriyle? 2015 yılında Gökhan, ben Aytaç Özgümüş, İnadına Aşkı yaptık. Osman Sınav'ın yapımcılığını yaptığı bir işti. Geçen sene de ben hem oynadım o dizide hem de müziklerini yaptım sevgili Serkan Ölçer ve Ece Ölçer'le. Tövbeler Olsun diye TRT1'de. Ve onun dışında yaptığım işte bir sürü tiyatro müziği var, oyun müzikleri var. Ben işin o tarafını da çok seviyorum. Oyunculuk eğitimim de olduğu için. Şimdi diğer dizi müziği yapan arkadaşlarımı tabii ki şey yapmak için söylemiyorum bunu ama bir oyuncunun metin okuması ile bir müzisyenin metin okuması arasında çok ciddi fark var. Muhakkak. O yüzden ben metni okuduğumda yönetmenin aşağı yukarı özellikle de tanıyorsam ne tasarlayabileceğini, hikayenin ne olabileceğini, oyuncunun orada nasıl bir duygunun içinde olması gerektiğini tahmin etmek işi yaparken biraz daha kolaylaştırıyor ve benim çok severek yaptığım bir iş. Çok keyif alıyorum o işi yaparken. Evet. Bir ana müzik yapmak çok keyifli bir şey zaten ya. Yani hani onu işte dediğin gibi mesela müzik çok önemli gerçekten. Evet. Tabii yani Türk dizilerinde gerçi müzik yani bence yani o kadar böyle şey olmuyor yani. Çünkü atıyorum sesini bile aşırı kısılıyor. Örneğin hani Aşk-ı Memnun mesela. Herkesin aklına direkt bu gelir yani ilk olarak. Çaldığı zaman ben bir hala böyle bir ürperim. Işte onun gibi şeyler ön plana çıkıyor aslında. Her dizide olmuyor maalesef. O da biraz Toygar'ın tabii ki önemli bir başarısı. Evet. Ezel gerçekten. Mesela. Toygar'ın çok profesyonel önemli, ve çok yani işine önem veren, emek veren bir adam olduğu için zaten. Ben o konuda biraz da kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü hep yanımda iyi müzisyenler oldu. Biz mesela Gökhan, Aytaç, ben İnadına Aşkı yaparken denemekten hiç korkmadık. Mesela ukulele kullandık, tulum kullandık. Bir sürü farklı bir şeyler yapmaya çalıştık orada da aslında. Ve çok da başarılı bir iş oldu o böyle bizim. Klişenin haricinde zaten onlar işte insanları o. Ama tabii iş satsın diye sonuçta yani reytingi de önemli olduğu için, televizyon olduğu için tabii ki müzikten çok aşırı böyle başka yerlere gitmesin. Çok hani uç bir şey yapmak da istemediğimizde. Olmasın ki insanlar yani bir iğreti olabilir ya da işte tepki verebilir diye. Her yaptığın hit oluyor. Yine tartışılmaz. Öyle bir hani bizim bir haberimiz yok bundan. Bana böyle bir şey denmedi. Bana böyle bir şey söylenmedi. Söylenseydi ben gelmezdim. Türkiye'de hit algısı Cem, yani ben evet hit deyince hani başka bir şey düşünüyorum. Ne yani. Mesela senin hit algın ne? Hani zamanı olan bir şey değil yani. Dönemsel değil zaten. Evet işte ben aslında hitten kastım ben mi yanlış söyledim? Yo yani eğer öyle demediysen eyvallah. Her tabii onu demek istedim. Türkiye'de bununla ilgili çok ciddi bir kavram kargaşası var. Pop-up bir şey genelde hit olur ya yani hit abi, denilen şey. Ben o anlamda söylemek istemedim. Yani yapıldığı an İşte bir anda 100 milyonlar bilmem neler dinlenildiği zaman o hit oluyor ya genelde, o yüzden söylüyorum. Çok örnek var da şimdi buradan bunu söyleyeyim. Ben istiyorsan söylerim, sen hiç sorumluluk alma. Söyle, hadi söyle. Bence müzikte hikaye aslında gerçekten diğer endüstriyel alanlar gibi sürdürülebilir olması. Ve sürdürülebilirliğin esas prensibi bence işin kalitesinden geçiyor. Yani bir işi sürdürülebilir hale getirmen için o işin bir kalitesi olması lazım. Böyle kızdığınız birileri var mı bu konuda ya? Bu da çıkmış, hit yapmış da Herkes. Ben Gökhan öyle değil. Gökhan daha böyle sakin o konuda. Ya sen de bazen hani bana kızar hatta yani. Ya Mert sen de ne istiyorsun her şeyi falan eleştiriyorsun abi bu ne falan diye de. Ben biraz şeyim. Şimdi onun tepkileri daha büyük ve daha farklı olduğu için ona öyle tepki. İçinde yaşıyorsun sen. Duvardan duvara vuruyorum kendimi. Yok hani ben içinde yaşamıyorum. Yani şöyle yapılan işin karşılığı bir şekilde zaten ileriki zamanlarda anlaşılıyor ne için yapıldığı, nasıl yapıldığı, kimin kalıcı olduğu, kimin gidici olduğu, kimin bir ay dinlenildiği, kimin işte 10 yıl, 20 yıl dinlenildiği. Zaten. Şimdi ben bunların farkında olduğum için çok önemsemiyorum açıkçası. Çünkü bir iş vardır. Bu iş ticari ve endüstriyel bir iştir. Yani şarkı dediğiniz şey benim için sanattır. Popülerliği sürdürülmesi için yapılan işler. Çünkü kaygı var. Evet. Hani tipini değiştirmek istemez, işte dansını değiştirmek istemez, şarkısının sound'unu değiştirmek istemez, şarkısını değiştirmek istemez. Aynı müziğe başka sözler koyarak onu tekrardan önüne koymaya çalışan bir sürü hani şarkıcı var, sanatçı var. İçindekileri rahatladı yani şu an. Yani şimdi ben bunları kıyas olarak görmüyorum açıkçası. Çünkü benim için sanat olmadığı için bunlar. Bu şey değil bu arada yani eleştirel bir şeyle söylemiyorum. Çok iyi anladım. Çünkü tercih meselesi. Ama insanlar da bunu görüyor zaten ve seni tercih ediyor. Örnek veriyorum. Hani hala yani dinliyor işte mesela. Öbür tarafta dinleyici olarak da o tarafı tercih eden var. Bana ne abi, adam parasına bakıyor. Ben de mutlu oluyorum yaptığı şeyle diyor. Takipçiler de zaten o yüzden bu kadar. Çünkü değiştirmiyor hiçbir şeyini ya. Yani bir at gözlüğü var. Ve o at gözlüğünün peşinden gidilen bir durum var aslında. Ben çok rahatım bu konuda. Yani ben sakalda uzatırım. Sakalımı da keserim. Müziğimi de değiştirebilirim. Kendimi geliştirebilecek her şeyi yaparım. Çünkü sıkılan bir adamım zaten genel olarak yani aynı şeyi yapmaktan. Bu konuda da ben işte eleştirdiğimiz ya da eleştirilen şeylerle kendimi ukalaca görmeyin. Kıyas etmiyorum zaten. Çünkü o başka bir mecra. Evet, bizimki bizim yapmaya çalıştığımız başka bir şey. Gerçek aslında sanatsa sanat hani söylediğin gibi çok. İşte evet yani şimdi resmin de mutlaka vardır pop-up bir şeyi tarafı. Hı hı. Ama yani orada da mesela çok iyi ressamların eleştirdiği ressamlar vardır. Belki hani bizim gibi bu kadar endüstriyel bir durum olmadığı için de belki bu kadar eleştirilmiyor da olabilir ama bizde çok basit her şey. Canlı bir şeyi koymakta ve oradaki detonelerinden gocunmuyorum mesela. Çünkü o benim için gerçek. Neyse, yani ben onu ben biliyorum zaten. Çünkü nasıl söylediğini. O gün canım sıkkın olabilir, kötü söylemiş olabilirim, odaklanamamış olabilirim, yorgun olabilirim. Bu benim için önemli değil. Bizim coğrafyamız aslında global bazda sesini çok daha fazla duyurabilecek, müzikal anlamda söylüyorum bunu, motife sahip. Aslında en doğru örneği bizle beraber İspanya'dır. İspanya mesela flamenco tarzında dünyaya flamenco'yu açmış. Ve bunu global bir hale getirmiş. Ne çünkü yapmış, kanıtlamış. Bunun sebebi şu. Deformasyona izin verilmemiş asla. Evet. Üreten herkes buraya sadık kalmış. Anlattıkları, şarkı sözlerinin, melodik yapısı, çalım teknikleri, her şey. Anadolu'da bir melodiyi aldığımız, duyduk, çok hoşumuza gitti. Herkes çok sevdi. Anında onun altına abuk sabuk bir şeyler koyup biz onu hemen böyle saçma sapan bir hale getirebiliyoruz yani. Sonra diyorlar ki ya bizden bir tane dünyaya star çıkmıyor. Çıkmaz abi. Tarz meselesini hiç önemsemiyor kimse. Yani aslında baktığın zaman. Yani çünkü bir iş atıyorum tutması için ne gerekiyor? Oynak mı olması gerekiyor? Buna bakılıyor zaten. Mevzu buna dönüyor. Yani insanlar zaten hani evde atıyorum benim bir şey üzüntüm var. Ben evde hani açıp dans etmiyorum ki. Ben o anda işte bir hani hüzünlenmek ve senin şarkını dinlemek istiyorum ve yani aslında bu da bu zaten. Bu da aslında bu. Eylemek ya konu. Eğlence oradan geliyor ya. Aslında slow şarkı dinlediğin zaman da sen bir acın varsa acını eğiliyorsun bu arada. Körüklemek de seni eğiliyor. Onarmak da seni, yani istersen onarmak istersin o an. Yok abi ben dibine gitmek istiyorum, işte. Dibine gitmek istiyorum, iyice acı çekmek istiyorum, iyice içimdekini atmak istiyorum dersen. Ben bu tayfadanım. Yapmıyor muyuz? Ben de öyle yani. Yapıyoruz ya. Ben tarafımı seçiyorum. Yani hepsini yapıyoruz. Sadece şöyle bir durum var. Demin mesela söylediğim, bu bir tercih dedik ya. Mesela o tarafı tercih eder, saygı duyuyorum dedim ama işte bu saygı duymak yüzünden de bir süre sonra sanatın sadece ve sadece eğlence olduğunu düşünülen bir durum var. Sanat sadece eğlence değil işte. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yani yapılan müziklerle yön verilmiş bir durum sanat. Yani mesela şarkı, yani müzik kısmına bakıyorsak. Yani bunun heykeli de var, resmi de var. Yani olan kötü şeylere yön verilen bir durum aslında. Bizde tam tersi. Dur ya daha sen sanata gelene kadar oho oluyor. Neler var daha İşte bu yüzden bu endüstriyel sanat diyeyim hadi. Onun yüzünden aslında bizde işte gerçekten sanat için ve sanat için emek veren herkes hep ikinci plana, hatta üçüncü plana atılıyor. Hatta plan dahilinde bile olmuyor. İşte onun yüzünden de bu sefer de bu kendi kendime çelişiyorum sonra. Diyorum ki saygı duyuyorsun ama bu saygı duymak yüzünden de benim gibi saygı duyanlar yüzünden de sen bu sefer de işte itilen adam oluyorsun. Çünkü gerçekten sanat yapmaya çalışıyoruz biz. Konser iptal olunca helal olsun yazılıyor mesela. Oradan ekmek yiyenler ne olacak? Yazan adam da donuyla oturuyor mesela böyle hani... Hiçbir şey yapmıyor. Sen ne yapıyorsun peki? Helal olsun bana tamam. Ben iptal ettim, erteledim. Mesela avukat işe gitmediği zaman helal olsun diyorlar mı? Ya mesela avukat yazdı, ben bugün işe gitmiyorum. Hadi bakalım. Bravo! 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 Yani mesela işte bu yüzden de kendi kendime diyorum ki ulan aslında da çok da belki de saygı duymamak gerekiyor. O kadar enteresan bir konu ki bu. Şimdi Hollywood gerçekten dünya sinemasına yön verdiği yetmiyormuş gibi bir de dünyanın akışına yön veriyor. İzlediğimiz filmleri şu an yaşıyoruz. Şimdi sanatın kuvvetini buradan anlayabiliriz aslında. Sanat, tehlikeli ellerin yönettiği bir mecra, alan olursa korkunç bir hale dönüşecek. Ve şu anda bu coğrafya, bizim ülkemiz bunun eşiğinde. Bizde genelde olan şeylerin üzerine yapılıyor. Orada olmadan, hani dikkat edin diye yapılıyor. Taşlar yerine oturdu bende. Yani bu hit olayı, bu. Mesela o gibi insanlar mesela hep bir şeylerle gündemde. Şarkı değil ki. Hit bizde manşet yok Cem'cim. Ne desem diye bakıyorum. Evet yani gerçekten biz işimize gücümüze bakıyoruz. En çok eleştirdiğim adam kendimim zaten. Onu yapmış ben de bunu yapmalıyım falan olmadım. Değil, hep kendimden daha iyi bir şeyler yapmaya çalıştım. Reggaeton şarkı yapacak mıyız? Ya yapılır, her şey yapılır. Önemli olan gerçek olması. Bu peki hani ilham nereden geliyor bu kadar böyle şarkılar? Hani var mı böyle bir ilham aldığınız? Ne bileyim vardır ya böyle. Mesela Orhan Gencebaylaydık geçen gün Sevim ablaya. Hep dedi onun fotoğraflarına baktım dedi. Çok eskiden. Çok böyle, romantik. Çok romantik. Hani baktıran ya da şimdi. Ya ben eskiden mesela şarkı yapma şeklim birazcık daha böyle bekleyerek ve evet geldi galiba falandı. Şimdi mesela Mert'le yaptığımız şarkılarda ve disiplinimizde oturup iş gibi yani iş gibi derken yine gerçek ve hissederek yapıyoruz tabii ki. Mert'ten yani sonra yok yani gelmiyor artık. Kuruttu beni. Yani iş bölümü yapıp hani birlikte bir şey yapıyor olmamızın verdiği, birbirimize verdiğimiz enerjiyle bir şeyler çıkmaya başladı. Yani yapış stilimizi değiştirdik aslında ben kendi adıma söyleyeyim. O yüzden benim için şimdi mesela oturuyoruz. Bir ritim bulunuyor, üzerine bir riff yazılıyor, çalışılıyor işte bas falan çalınıyor, bilmem ne çalınıyor. Birlikte bir şey çıkarıyoruz ve hep her seferinde de bir şey çıkıyor ve güzel de oluyor. Şimdi ilhamata tabi olmak Cem o kadar enteresan bir konu ki. Bu bir kanal ve bu kanalı daimi açık tutmak lazım. Bunu nasıl açık tutulur? Bunu da bilerek yapmıyorsunuz zaten. Evet, nacizane benim fikrim. Yani bu biraz kafanın öyle çalışmasıyla alakalı. Şimdi biz kendi adıma da bunu çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Gökhan'ın adına da söyleyebilirim bence. Biz zaten yaşayan tipleriz. Hayattan aslında kendimizi soyutlayıp yani etrafımızdaki dönen devranın da içindeyiz. Çok izole yaşamıyoruz zaten yani. Ben asosyalliğimden dolayı yapmıyorsam yapmıyorumdur. Yoksa hani aman burada görüneyim, aman orada görünmeyeyim. ya şimdi orada birileri var falan filan, hiç öyle bir durumumuz yok yani hani ikimizin de. Ya çatı katını ben mestesini 5 dakikada yaptım mesela. Onu soracaktım hatta. Ama işte bu 5 dakika katında değil aslında baktığın zaman. Evde çatı katıydı bu arada. Evet. O ne oldu o çatı katında? Bir onun vardır bir hikayesi çatı katında. Ya sözleri Gökhan abinin, Gökhan Şahin'in, ben hani sözlerini yapmadığım için, yazmadığım için müziği bana ait. Ama çok hissettim. Ama işte o mesela puzzle o şarkı işte. Yani normalde bir söz yazarıyla bestecinin bir araya... Ölçünüzü de falan da önemli bence, tabii, değil mi? Hayır, bu puzzle'ın çok böyle kusursuz oturduğu bir şarkı mesela çatı katı. Ya bana Gökhan abi mesela benim beste yapmamdan 3 ay önce yollamıştı sözleri. Ben hiç bakamadım sözleri ama kafamda hep şu var. Gökhan abi bana bir söz yolladı, ona bir bakmam lazım. Gökhan abi bana bir söz yolladı, ona bakmam lazım. Kafamda bu dönüyordu sürekli. Ulan bir gün çok canım sıkkın, oturayım bir başına şu şarkının artık falan diye oturdum. Sanki şarkının melodisi varmış gibi baştan sona şarkıyı yaptım, bitti. Cuk hani sanki o öyle verilmiş. Tabii, ve tabii hani yani gibi onu düşünüyorsunuz ya, o demleniyor aslında yani sen onu hiç umursamıyorsun gibi düşünüyorsun aslında. 3 ay aslında, 5 dakika değil. Bir zamanı var derler ya, tabii, bu da öyle bence. Tabii. Şarkı bunun da bir zamanı var. Geçen gün arabada gidiyorum böyle gark oldum düşüncelere. Şimdi Allah nasip ederse çocuk sahibi olacağım. İlk defa burada söyledin galiba şu an. Öyle mi? İlk defa mı söyledim? Öyle mi? Daha önce söylemedi. Yok. Manşet hazır. Şimdi ilişkilere geçecektik de sen hemen döküldün. Yanlış yazmasınlar mı? Gökhan'la Mert çocuk bekliyor. Arabada gidiyorum böyle bir eski bir köşk. Ev gördüm böyle, camları kırılmış falan. Ben de böyle ulan çocuk gelecek, şimdi böyle bir trip oluşuyor insanda. Ulan bu dünyaya da çocuk falan gibi. Saçma sapan bir yere gark oluyorsun bir süre sonra. Böyle bir eve baktım, evin içinde ne anılar bilmem ne falan derken şöyle bir laf geldi aklıma. Güne bakan penceremin camları kırıldı diye. Yani aslında işte mesela arabada alakasız giderken gördüğüm bir fotoğraf aslında benim. Ama... kafanın çalışma matematiği orada ne kadar farklı bir şey kalıyor ya. Bu cümleyi bende de oluyor bazen mesela bir şey yazıyorum. Yani bu hani şey kendini eylemek değil ama insan bazen kendi yaptığı şey tüyleri diken diken oluyorsa o aslında iyi bir şeydir diye düşünüyorum ben mesela, öyle oluyorum. O tüyleri diken diken olması bazılarında dolar işaretiyle oluyor. Bazılarında da bazılarına da gerçekten lan ne güzel oldu ya, çok sıcak ve çok hissettim yani bunu ve gerçekten o duyguyu hissettiğin için oluyor. Yani duygusal adamlarsınız, böyle ağlatan oldu mu siz şarkı olarak hani kendi şarkınızı böyle ağladınız ne bileyim. Ha kendi şarkımda mı? Evet evet. Ben Lafı Güzaf'ı ilk vokalini kaydettiğim zaman kaydedemedim bir süre. Ya. Ozan'a da selam olsun buradan, o da çok büyük şairdir. Biraz da böyle canım sıkkın bir anımdaydım. Böyle oturdum başına, yani vokal kaydını alacağız. Üzerine çalışılacak yani hani aranje yapılacak falan. Abi yok, bir saat uğraş, tam böyle ortaya geliyor falan oluyorum Allah böyle. Burnum sızlıyor falan. Bir de ben mesela ağlayarak şarkı söyleyebilen insanlar var. Bir yandan ağlayıp bir yandan tekniğini falan hiç değiştirmiyorum. Ben ya inanamıyorum yani. Benim hani buram böyle oynadığı zaman ben... Kim var öyle mesela ya? Yıldız, Titil Tilbe olabilir. Başka var mı böyle? Var, dünyada çok var ya. Yani. Yıldız abla ağlayarak şarkı mı söylüyor? Yıldız söylemiyor mu? Hazer mesela. Hazer'in ağladığı anlaşılıyor ama. Ağladığı anlaşılmadan. Ağladığı anlaşılmadan diyorum ama yani. Hani bu dünyada mesela çok yapan var. Ben hani yok yani mesela o gün dedim ki tamam abi bu şarkı bence... okeydir. Çünkü beni ilk önce etkilemesi lazım. Seni etkiledi. Çok güzel şarkıdır ama. Yani. Evet evet. O büyük şarkı gerçekten yani. Öyle. Gelelim biraz ilişki konuşalım. Senden başlayalım. Nasıl gidiyor ilişkin? Güzel. Yani ben 14... Nasıl desem şimdi ölüyorum. 14 ay oldu evleneli. 14 ay. Aynen. Yenisiniz daha. Yani aslında biz işte 4,5 yıldır beraberiz Merve'yle. Biz hala sevgiliyiz ya. Yani sadece... Mutlu ilişkinin sırrı ne peki? Çok yenisiniz gerçi biz ama çok, yani. Ya, çok olduğumuz gibiyiz. Çok eğlenceli. Arkadaş ya, gibisiniz. Evet, evet. Onun kocasıyım, o benim karım falan. Birbirlerine çok rahatlar bu arada. Yani. Aşırı rahatlar çünkü birbirlerine çok güveniyorlar o konuda bence. Şey mi yani? Aşkım ben bir hafta tatile gidiyorum falan. Hadi görüşürüz. Ya aşkım falan öyle... çok nadir bizde. Daha... Sevgili Mert hoş geldin. Yok yok bizde daha beter şey. Daha beter yani. Daha beter. Neredesin lan sen? Sarkaçoğlu. Gibi. Aynen. Çok komikler ya. Yani mesela otururken falan filan birbirlerine takılmaları falan böyle hani yani şey dersin yani ulan sizi bir dizi falan yapmak lazım. Ya. Bir kadın bir erkek hemen gibi ya. Hemen böyle bir şey yemek organize ediyoruz bunu hep birlikte. Lütfen severiz. İzliyoruz öyle. Bayılırız biz zaten yemeğe içmeye. Merve oyuncu. O da belki hatırlarsınız. Bücür Cadı'yı hatırlar mısın? Hatırlarım. O benim karım şu anda işte. Şu arkadan sesler geliyor. Okey. Gördüm ismini falan ama hani o ne olduğunu şey yapamadım. Aynen. O da... Dikkatli bakarsanız aynısı. Aynısı. Tabii böyle yapıp benim toplu uçuruyor. Sanatla ilgileniyor olması da tabii yani o algıda olması. Aynı çerçeveden işte. Tabii. Çok şükür benim çok Gökhan'ın da yakından şahit olduğu çok abuk subuk şeylerim oldu geçmişte. Ama ben hep şuna inandım. Gerçekten yaşadığınız başarısız ilişkiler sizi hak ettiğiniz insana, onun da hak ettiği hayata hazırlıyor aslında. Yani sadece evet, başarısız. Ne yaşadıysan aslında. Doğru yani. Yanlış her şey aslında seni aynen. O insana hazırlıyor yani. Yani bazen şükür. Öyle ayrılıklar yaşıyorsun ki ulan nasıl olur yani bu ayrılık? Hani olmaması gerekir diyorsun. Aslında olması gereken ve seni gereken işte oraya götüren ayrılıklar onlar. Aslında ayrılmak istemeyen için de çok hayırlı bir karardır bu. Ama Merve'yi stalkluyor bak orada. Kesinlikle. Cemal şu an Merve'yi stalkluyor. Ya gerçekten çok izlerdim ya. Ve ben hiç izlemedim. Ben gerçekten mi? Ya bir şey söyleyeceğim. Merve ile biz sette aynı dizide tanıştık. Partner oyun, sevgili oynuyorduk. O kadar yok ki bende. Yapımcı dedi ki partnerim Bücür Cadı dedi bana. Ya dedim ki hocam yani ben dedim biraz uzunum hani. Biraz uzun boylu bir kızcağız bulsaydınız keşke falan. Bana böyle ne diyorsun oğlum sen dedi. Peki evlendikten önce yani nasıl bir Gökhan'dı, nasıl bir Gökhan oldu? Bizim şimdi tabii ki evlenme, çocuklar hepsi çok bir arada olduğu için yani şey bizde hani böyle evlendikten sonra ben nasıldım, sonra çocuklardan sonra nasıldım gibi bir durum olmadı. Anlayamadan bir anda kendimi başka yerde buldum. Aynen evlilik yani. Ve çocuklar bir arada olduğu için bende hepsi bir arada çok büyük değişiklikler oldu tabii ki yani hissettiğim. Ben zaten normalde çok böyle... Ne istediğini bilen, ne istemediğini bilen, hep bir şeyi düşünen adam olduğum için yani öngördüğüm bütün her şeyi yaşadığım için de bende inanılmaz değişiklikler de olmadı baktığın zaman. Yaş almak ve gerçekten baba olmak, yani baba olmak bence çocuk doğduğu an olmuyor. Yani ağlayamadım bile mesela. Niye yok yani? Ben... Bir şey söyleyeceğim, hayır. Niloş'u ilk kucağına aldığında... Hatta ya bana, gözümde olmuştur da hani böyle bir etkili böyle hani falan. Yok, hayır. Öyle benim bir durum olmadı anlamında. Tabii ki tüylerim diken diken oldu yani karşımda. Şarkı yazdım o anda ona bakarken falan. Kız böyle. Çocuğu yani hani benim için hani çok istediğim bir şeydi yani ben 24. Kız mı istiyordun? Evet 24-25 yaşından itibaren bende böyle bir kız çocuk sevdası başladı. Ama bunun için bir kadına ihtiyacım vardı. O da belki yani kolay bir şey değil. Hani güvendiğin, sevdiğin, gerçekten aşık olduğun. Yani ben öyle mantık evliliği bir şey yapamazdım zaten. Zaten Sinem olması başkasıyla da evlenemezdim. Bence de. Çok güzel bir couple'sınız yani. Güzel match'siniz hakikaten. O da eyvallah. Öyle, yani o yüzden öyle. O 3 yaşından sonra göz temasını yaşadıktan sonra hatta şu an mesela yani benim için aşkın tanımı biz ama bu da örnekleriz. Yani şimdi onu düşünüyorum da. Burada biz oturduk böyle karılarımızı anlatıyoruz falan. Yani normalde bu profil çok kötü bir profil yani. Normalde niye? Bizim yani, Bizim coğrafyada biliyorsun şey bunlar hep saklanır. Hani karını seviyorsan delikanlı adam karısını sevdiğini her yerde söylemez. Yani baktığında. Şeyi bitireyim de sonra Sinem şey yapmasın bana. Tamam. Yani şöyle bir çocuğa da gerçekten aşk hissediyorsan bu da işte beraber olduğun kadınına aşk hissettiğin çocuk için. Olması lazım. Yani o yüzden öyle bir şey olması gerekiyor. Peki evde kimin sözü geçiyor en çok? Öyle bir şeyiniz var mı? Bizde Sinem'e geçer abi. Bizde de Merve. Net. Bizde de Merve. Gerek yok. Abi, hiç uğraşmaya gerek yok. Cem yani. Neyle mücadele edeceğim? Çok ne net. Diyorlar tabii. Mesela? Ne sözü geçiyor? Yani bunu alma, işte buraya önemli. Koyma mı diyor? Tamam mı aşkım mı diyorsun? Ya ne sen bilirsin yani? Derken onun dediği olacağını biliyorsun zaten. Bir de gerçekten yani, ama onu söylerken Sinem de öyle bir kadın. Ama bu şey değil yani sıkıntı yaratan bir şey. Senin çıkarını kollayarak yapıyor bunu zaten. Evet yani o zaten detaylı düşünüyor. Yani senin adına da düşünüyor, kendi adına da düşünüyor. Senin adına hani düşünen ve bunu gerçekten planlayan birisi var ve bunun düzgün olacağını biliyorsan Ne gerek var yani bunu egos çatışmasına döndürmeye? Hayır benim dediğim olacak. Ne alaka yani? Niye? Hayır şaka yaptım Cem'cim. Bizde evde benim sözüm geçiyor falan. Evde bizim benim sözüm geçer öyle Merve falan öyle konuşamaz yani. Kıskanç mısınız? Tabii tabii canım. Kıskanç ya da yok, ya da ben çok kıskançlık. Çok kıskanç. Hiç... Overdose benimki yani. Gerçekten. Üf. Yani, hani çok rahatlardı? Yerlerde, hayır birbirimize öyle bir şeyimiz yok. Hmm. Yani bir kere benim karım bir aktris yani işi evet. Bu. Yani o şey değil, ben kendimi yerim. Bu öpüşme sahneleri var bak tam da çok güzel, tam yeri geldi. Hani herkes diyor ki onunla öpüştü, bununla öpüştü. Hani izin verir miydiniz? Sana şimdi, daha çok soruyorum. Şöyle, hani izin verir misin? Hani ya iş gereği öpüşmek zorunda o adamla. O pozitif benim için de geçerli bu. Tabii ki. Bunun sahneye hizmet ediyorsa evet, aynen. Hiç problem yok. Ama reyting için öpüştürürlerse izin vermem. Çok abi çok basit çizgi ya. Var arada çok ya. Çok basit yani aslında. Bu sanat için öpüştürürüm ama reyting için öpüş bakayım. Ha, sanat için soyunma kararı. Karımın yine kendi kararı. O isterse tabii ki. Ya ben istemem. Ama o ben bunu yapacağım derse yapar. Kardeşim arkadan bana böyle bakıyor. Yalancı. Yalancı. Eve gidiyor. Merve öyle dedim ama sakın yani. Cem'e böyle konuştuk ama Merveciğim diye. Sakın ha falan diye. Yok yok hakikaten öyle. Çok bende iyi. De yok kıskançlık ya. Yani ben çok o konuda şeyim. Yani hem karşımdakine hem kendime çok güvenen bir durumdayım ve şöyle bir pozisyondayım ben. İstemeyen istemez zaten. Yapacak olan her şeyi yapar. Senin umrunda olmaz, çok duymazsın doğru. Da. Bunu engelleyebilmen mümkün değil. Yani işte onu yapmak istedikten sonra sen neye engel olabilirsin? Gitmek istedikten baskı sonra... Baskı veriyorsun. Aksine daha tabii çok tabii ki başkasından etkilenme evet. Durumu varsa sen nasıl neye, hangi şeye, kalbe, beyne, hangi neresine ket vuracaksın? Bir yani. De aşk öyle bir şey bu arada. Bence dün de hatta konserde de söyledim. Benim için aşkın cinsi ve cinsiyeti yok. Birini gördüğün zaman hayatında biri olabilir. 20 yıllık evli olabilirsin ama bu aşk bam diye çarpılırsın abi. Algın tabii. Algın kapalı olması lazım. Yani şimdi lazım. Sen hayatını bir insan ya bu abi insani bir durum evet. Ama senin yani bu kapıları açmak da senin elinde. Tabii. Yani şöyle çok mutsuzsan kapılar istemeden açılır zaten. Açılır. Bunu insan olarak yapmak istemeyebilirsin ama evet. Etkilenirsin. Evet. Ya geçmiş olsun abi etkilendikten sonra sen bunu yapmış olsan da yapmamış olsan da fark bir ilişki yaşasan da yaşamasan da kimin umurunda? Önemli olan sevmek abi. Eğer ona rağmen o hala onu yapıyorsa o onun kaybı ve saygı sorunu. Çok önemli. Onun sorunu yani. Onun saygı, kaybı yani. Sevgi, tabii ki. En önemlisi zaten. Beraber uyuyor olman o insana olan saygını kaybetmen için bir sebep değil. Ya da çok affedersiniz donla yanında oturuyor olman yani. Yani saygı bu işin gerçekten kilit noktası. Tabii en önemlisi. Çok yani. Önemli. Saygı yani. Sevgiyi getiriyor aslında. Sevgi de aşkı getiriyor. Yani o bağlılık bağlantılı. Saygıyla oluyor. Yani 90 yaşında el ele hani çiftler görürüz ya o saygıdan. Aşkın çok uzun süreli olduğunu düşünmüyorum. O yüzden inanmadığım için de aşkın tamamen bir uyarıcı olduğunu ve zamanı olduğunu ve belli bir süre sonra bittiğini düşündüğüm için. Yerine işte mertebeler var yani. Sevgiye dönüştürür. Sevgi saygıya dönüştürüyor ve saygıdan dolayı da artık diyorsun ki yani bu sen benimsin. Ben bir insan olarak ve seni insan olarak gördüm ve değer verdiğim için ben bu saatten sonra sana ne hıyanet edebilirim, ne kötü düşünebilirim seninle ilgili. Sen bana güveneceksin, ben sana güveneceğim. Bunu da hak etmek için elimden geleni yapacağım diyerek yaşarsın. Geçen gün öyle bir konu yazdım. Evet, insan kendini kandırıyor. Hani yani kesinlikle devam etmenin de böyle hiçbir anlamı yok. Bir kere kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi aynen, başkasına yapmayacaksın. Çok doğru bir düşünce bence de. Yapmayacaksın. Ben mesela ihanete uğramak istemem. Neden ya diyor be onu. Yani ayrıl, bitir. Evet. Bitti. Yani birisi... Aşık değilim. Sevgim de kalmadı. Tabii. Sevgim kalmadığı için artık sana saygım da yok. Evet. Ayrılalım. Bu çok cesur bir tavır mesela. Bence ben buna böylesi, varım. Bence aynen. Daha büyük adam yani. Evet. Daha yani bu iyi daha yani. Büyük cesur. İnsan. Şurada fonda çalalım. Ya karşındaki demin söylediğim işte yani ayrılmak isteyenin karşısındaki istemeyen yani aslında bunun çok kötü bir şey olduğunu düşünür. Çünkü ego abi işte. Çünkü bir insan benden nasıl vazgeçer diye düşünüyor. Aslında vazgeçme sebebi kendini üstün görmek değil. Ulan mutsuzuz işte zaten arkadaş. Asıl kendin ol. Tabii geç sen. Kendini için... düşün. Yani insan ilk önce tabii kendini sevmeli. Tabii ki sen mutlu değilsen kimseyi mutlu edemezsin. Ben mutsuzsam mutlu evet. Da edemem. Sen de mutsuzsun. Ne gerek çocuğun var işimiz? Çocuğun da mutsuz olur hani senin az önce söylediğin gibi. Bu böyle o bir şey. Her şey birbirlenme. En kötüsü de o. Ben ondan çok üzülüyorum. Çok kötü zaten. Olay sevgili gibi değil evlilikte. Ya çocuk yapmakta bir şey yok yani. Çocuğun dünyaya gelmesinde de bir şey yok. O nasibinde varsa o çocuk geliyor. Çocuk dünyaya geldikten sonra konu başlıyor aslında. Yani iyi bir birey, doğru yönetmek, mutlu bir çocuk yetiştirmek, faydalı bir çocuk yetiştirmek, bunlar hikaye. Çok büyük hikayeler bunlar yani. Yoksa çocuk yapmak, yüremekte bir şey yok. Peki şöyle bir finali güzel bir şarkıyla kapayalım mı? Böyle ikinizi birden ya da... Ben düşmeden bunu anlatacağım yani. Ne olur müsaade et. Şimdi Gökhan'la bir programa konuk olduk. Parmağı işte sakat. Ben de gitarımda bir arıza var, gitarımı getiremedim. Gökhan'a dedim ki sen çalacaksın yani, yapacak bir şey yok. Yapımcım, şarkının prodüktörü. Yanlış çaldı şarkıyı. Ne yapıyorsun? Yani işte bir iki akor böyle yanlış kaydı gitti falan filan. İşte ben hani kendim olsa hiç umurumda olmaz da. Ama kendi şarkısı falan yani. Hayır. Yok yok. Şöyle onun strese giriyor. Çünkü çok mükemmeliyetçi olduğu için. Şimdi ben orada şimdi bir şekilde yeni tanınan biri olarak, şimdi o da yapımcım, arkadaşım, dostum, yani iyi gözükmemi istiyor benim, hani her şey kusursuz olmasını istiyor. Belki şimdi o senden daha orada şey, hani yol istiyor çünkü. Onun da olmaz. Ben bir de çok unuturum, yanlış söylerim, başka söz söylerim falan. O söylüyor, ben çalıyorum falan. Hani her sefer 3 kere falan yaptık. Dün de konserde yine. Ben dün dedim ki hani sen çalacaksın değil mi dedi falan. Evet dedim. O da dedi inşallah dedi. Çalacağım bu sefer falan filan. Abi bir şey oluyor. Bir de bende dikkat dağınıklığı da var yani. Odaklanmaya çalıştıkça iyice dikkatim dağılıyor falan. Yine bir yerde yanlış bir şeye bastım. Sen bir daha isteme. Şimdi yine olsa yine söyleyeceğim. Konserde şimdi bana sarıldı. Böyle mikrofonlarda söyledi. Hakkını helal et kardeşim. Ya çok iyi. Olur öyle. Şimdi o yüzden hani beraber söylerken yine hani şey yapmayayım diye. Bir dahaki yani böyle bir şey oldu. Yani Gökhan maalesef söyleyemedi falan programda diye yine başlıyormuş. Neyi söyleyeyim? Sen gir ya istediğine. Unutursam düşsün derde, acısı da kaldı serde, yüreğim nerelere gidelim. Avutursam kalsın yerde, söyle aklın fikrin nerede, yüreğim nerelere gidelim. Pis ya, o duygu geçiyor ya böyle. Bu arada son sorum şu olsun. Yeni bir albüm, bir şeyler var mı? Varsa İşte yeni şarkılar yaptık Mert'le. Şimdi Şubat'ın sonuna doğru onları kaydetmeye başladık aslında. Hı-hı. İşte ben rahatsızlığından dolayı bir ara verdik. Şimdi Şubat'ın sonuna devam edeceğiz kayıtlara. Bir 4 şarkı yaptık. Yine Mert'in sözünü yazdığı, benim müziklerini yaptığım, beraber aranje ettiğimiz. İşte 3 tane slow, 1 tane hareketli şarkımız var. Onları böyle tek tek çıkarmayı düşünüyorum. Bakalım, böyle bir değişik bir şeyler geliyor yine. İnşallah beğenirler. Yine böyle işte duygusal yanı ağır basan şarkılar. Biraz daha böyle... Yandık desene de yine ağlayacağız, yine üzüleceğiz. Bir tanesi var. Buradan ben vereyim kopyayı. Çok acayip. Hadi ya. Çok güzel oldu, keyifli oldu. Güzel, heyecanla bekliyoruz o zaman. Teşekkür ederim. Mert'in de yeni şarkıları gelecek. Zaten Dünya Kadar şarkısı var. Yani... Bomba gibi geliyorum diyor. Ben bir ara böyle çok tembellik yaptım. Yani müzikal tarafla alakalı, ama artık böyle ikisini dengede, hem oyunculuk tarafını hem bu tarafı dengede tutup bir şekilde biz bu coğrafyada bizden sonra gelecek nesile sanat yapacak cesareti bırakmak zorundayız. Bunu da işitsel ve görsel olarak yapmakla mükellefiz. Ve o yüzden nefis aldıkça, üretebildikçe üretip artık yayacağız yani. İnşallah hep üretin. İnşallah. Hep iyi yerlerde olun. İnşallah. Ki öylesiniz. Çok daha güzel günlerde hep beraber, bir arada olalım. Hep birlikte. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok keyif aldım şahsım adına. İşte öyle. Sevgiler, selamlar, sağ olun. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Bay bay. Cem Özkök'le laf çok.